Made in Vietnam yazıyor. Outback ürünleri bunlar. Bir de orijinal yazıyor. Bakalım gerçekten orijinal mi? Abi pazarlıkta yok valla. Az önceki teyzeye de pazarlık yaptıramadık. Abi ne içiyor? Eyşan bunu denemişti ama bayılmıştın değil mi? İki kere bayıldım. Bu ne ya? Yeşilçam'dakiler gibi oldum. Büyük mü? Aynen öyle yaparsan güzel. Birazdan koşmaya bak. Bak bir. Kocuğun kilosu 200'müş. Bizim Antep kapısında benziyor. Evet acaba tadı nasıl? Böyle bir tat yok. Güzel değil mi? Kajuların anası. Gerçek kocuğum. Böyle gidiyor gibi yapınca hemen indirim yapıyorlar. Ay Türkiye'de 40 dolara böyle bir şey alamazsınız. Bunlar hepsi gerçek. Kahveci gördüm. Vietnam kahveleriyle ünlü. Biraz bunları çekin. 650. Çok ucuz ya. Derseniz ki yani madem orijinal neden bu kadar ucuz? 20 dolara bu gerçekten mümkün. Günaydın. Ben bugün Sabah şehrine geldim. Çin'e yakın bir şehir. Çok güzel böyle. Pirinç tarlaları var. Harika bir manzarası var. Biraz soğuk. Ama mükemmel bir yer. Şaka şaka. Güzel, çok sıcak olmayan ve çok da kalabalık olmayan bir Vietnam başkent Hanoi sabahından. Hepinize selamlar, videoya hoş geldiniz. Derken bir galiba evet Çin tapınağı. Gölgede videoya devam edin. Bu videonun konusu şöyle bir şey olacak. Burası gerçekten Vietnam birçok markanın fabrikasının olduğu yer. Birçok ürünün üretildiği yer. Özellikle kıyafet olsun, ayakkabı olsun, teknoloji olsun. Ben de bugün bazı ihtiyaçlarımı evet aldım. Bazılarını Ho Chi Minh'den aldım. Bazılarını buradan aldım. Gayet uygun fiyatlı. Şimdi kalan eksiklerimi de buradan alacağım. Buradaki ürünlerin gerçekten çoğu da orijinal. O orijinal ürünleri param yetmeyecek. Sadece kendi ihtiyaçlarımı alacağım. Param şu anda yatmadı çünkü YouTube'dan gelen para. Şu an biraz sıkışık durumlar. Bakın ben hemen çarşıya geldim. İndim tamam mı? Hemen soluma döndüm bakın. Made in Vietnam yazıyor. Outback ürünleri bunlar. Bir de orijinal yazıyor. Bakalım gerçekten orijinal mi? Ben çok çakma orijinalden anlamam ama böyle sağlam mı diye bakabilirsiniz. Hello. How are you? This is original. Original. Made in Vietnam. Made in Vietnam. Made in Vietnam diyorlar. Yani Made in Vietnam demelerinin sebebi burada Vietnam'da yani aklınızın alabileceği North Face olsun, daha başka işte Adidas olsun, birçok markanın üretim yeri burası olduğu için Made in Vietnam diyor. Yani biz ürettik diyor. Şöyle bir yağmurlu soralım bakalım. This how much? Sadece 500 yani 20 dolar. Gerçekten mi? Çok ucuz. 20 dolar. North Face. Böyle modlar da var. Bunlar da çok iyi. This? It's the same price. Bunların hepsine 500 diyor. Gerçekten çok ucuz. Böyle çocuk olsun, büyük olsun. Derseniz ki yani madem orijinal neden bu kadar ucuz? 20 dolar bu gerçekten mümkün. 20 dolar ne yapıyor bizim? Oralarda 600-700 lira para yapıyor. Yani ya birçok bak. Hepsinin üzerinde, bütün dükkanların üzerinde Made in Vietnam yazıyor. Outlet ürünleri bunlar. Bugün cuma, belki o yüzden kalabalık değil. Öğlen saati. Hep genelde North Face'in ürünleri, çantaları olsun, yağmurluklar olsun, kıyafetler olsun. Neden bu kadar ucuz derseniz, çünkü hepsi burada üretiliyor. Birçok ihraç fazlası oluyor. Defolu ürün oluyor ya da böyle mesela ürün üzerinde çok küçücük nokta gibi bir leke var. Onu da alabiliyorlar. Diyorlar ki işte bunları da satalım, elimizde kalmasın gitsin. Burada üretildiği için nereye satacaklar? Başka ülkelere satacaklar ucuz ucuzdan. İlk başta da Vietnamlılar alıyor. Bunlar alıp bunlar burada satıyor. Derken Eyşan. Aa nereden çıktın hiç haberim yok. Gördüm bak ne güzel saçlarını geçen bölümde. Evet saçlarımı da boyattım bu arada. Geçen bölümlerde izlemişsinizdir. Eyşan bugün bana bir şeyler alacak. İnşallah. Nereye gideceğiz? Ucuz, güzel. Bir gözlük alalım bana. Gözlüğü istiyorsan şimdi alalım. Yakın mı? Hayır. Kafama göre güzel bir şapka bulamadım ama bulursam belki alırım. Çünkü burada gerçekten ucuz. Yani aklını alamayacağı kadar Vietnam'ın her tarafında dükkan var. Çünkü bir dünya fabrikası var burada. Burada üretiyor. Tabii ki de burada alışveriş yapıyor. Başka ülkeler. Yani bunlar hepsi Vietnam malı değil, Çin malı falan değil. Ne başka ülkede böyle sokakta kıyafet yok. Yok yok. Milyonlarca fabrikanız mı var bu kadar kıyafeti her gün nasıl çıkartıyorsunuz, nasıl üretiyorsunuz? Ama her yer aynı kıyafeti satıyor, o da iş. Ya hiçbir farklı. Evet evet çok çok fazla çünkü. Hepsi aynısını satıyor. Aynı fabrikadan çıkınca. Evet. Doğru. Mesela şapkalar olsun, işte çantalar olsun.
Genelde hepsi aynı. Küçük almışsın. Küçük değil, büyük mü? Bak bunu da aldım. 125'e aldım. Oha. 5 dolara bu. 125'e mi oldu? Hı hı. İyi misin? Yakışmış mı bence? İyi, büyük diye. Çok güzel, yeşil. Çok sevdim fıstık yeşili. Ben böyle kıyafetleri Oşimin'de de çekmiştim ama böyle detaylı çekmedim tabii. Böyle orijinal ürünler çekmedim. Şöyle kendime üst bakıyorum. Bunlar 4 dolar. Şunlar 4 dolar. Abla salatalı ne güzel iştahlı iştahlı yiyor. Hepsi made in Vietnam. Bazılarının kumaşı çok kalın. Bazılarının naylon gibi. Yani her isteğe göre var burada. Hesaplar, kitaplar. Bak bak. Tam benim tarzım bunlar. Hayatımda hiç giymesem de. Ben de çok beğendim. Benim tam tarzım. Benim boyuma göre bak. Çok güzel. İlk 500. İlk defa kendi boyuma girmişim. Beyaz çoraplarımla giymişim. Çocuklar. Vallahi güzel, beğendim. Yo, sana olur zaten. Bunlar ne kadar biliyor musun? 490, 20 dolar. Ne kadar? Allah aşkına kaç para? Küçük küçük çocuk için. Ben büyük giyemem zaten, çok uzun olur. Ya 20 dolara şunlar. Vallahi hiçbir şey değil. Eteğin güzelliğine bak. Abla vardı burada, Türkçe falan konuşuyordu. Kanka falan diyordu ama. Gerçekten güzel, rahat şey. Yok, ben uzun alırım olursa. Ama işte alacak param yok. Niye geldik o zaman? Bana alışverişe başladık. Ben karar veremiyorum. Ne yaşam yanına getirdin sağ olsun. Hangisi? Şu değil mi Eşan? Evet, onun üstü değişik. Niye öyle? Var mı? Üstü böyle maalesef, evet. Güzel güzel, kötü değil. Altına 5 bir şey alırsın, güzel. Bunun altına zaten bir şey almak lazım. Teyze bana böyle verdin de niye? Tamam, bunun şişman altına bunun ki renginde bir şey alacaksın işte. Hı. Krem beyaz en güzel. Yok, onu alma, onunla yanarsın. Ya. Gömlek giyerken yanıyorum. Teyze beni çalıştırıyor ha. Biraz indirim de yapmıyor. 140 dedi şuna. Yaklaşık 6 dolar. 130 kız, 140 değil. 130 mu dedi? Uh-huh. O zaman 5 dolar. 140 verme gidip de. 140 versem teyze 10 verir. Teyze çok tatlı ya, tam ters. Bakın makyajını yapmış, saçını yapmış, küpelerini takmış, çıkış. Teyze made in Vietnam'da. Maşallah. Onun içi belli olur ama. İçine bir şey giyeceksin ama. Altına ne giyeceğiz? Eyşan? 5. 5. Salaş bir şey. Bakalım ne kadar paramız yok. Teyze 200. Teyze de nasıl gidiyor? Giyinme kabinle. Oldu mu? Okay, how much? 100. 100. Oo, 4 dolar olur mu teyze? 50. Abi pazarlıkta yok valla. Az önceki teyzeye de pazarlık yaptıramadık. Bazıları yapıyor, bazıları çok katı, inatçı yapmıyor. Kendime şu üsttekinden aldım. Diğer abla 250 demişti, ben burada 150'ye aldım. Çok da güzel şeyler var var ya. Bir şey diyeyim mi? Buraya sadece alışveriş yapmak için de gelebilirsin. Hem seyahat hem alışveriş. Thank you. İnanılmaz ya, kıyafet cenneti resmen. Ne ararsan var. Aa bak, bunlar 2 dolar. Bak, ucuz bir dükkan buldum. Şurası da 4 dolar. Ben bunlara benzer bir şey almıştım işte. Ama kumaşı daha iyiydi. 4 dolara. Aldım böyle. North Face'in tişörtü. Aldım 2 dolar. Bir şey diyeyim mi? Şu anda Türkiye'de tişörtler 300'den aşağı yoktur bence. En kötü tişört. Fenerbahçeliler. Ki bunlar bir de marka. Fenerbahçeliler. Ağlamayın, çok fazla şampiyon olamıyorsunuz zaten. İntihar etmişler buraya. Şöyle montlar da var, botlar da var. Pantolonlar. Arada burada ararsanız güzel şey bulursunuz. Bak, 6 euro yapmışsınız. Orijinal bu arada. Orijinal. Orijinal mi değil, anlamadım. Orijinaldir ya. Genelde böyle biraz defolu ya da işte rengi falan kaçmış oluyor ya. O yüzden böyle ucuza veriyorlar. Yoksa orijinal hepsi. Güzel valla benim. Kesinlikle. Bak bu bot mesela, botlara Türkiye baksana. Trend yolda. Çok güzel. Satılıyor. Bu belki bizde şu an 700 TL vardır. Burada. Acaba sorsak kaç para? 40 euro değildir bu. Bu kadarı satmazlar mı burada? Evet. Abi ne içiyor? Tütün. Tütün? İçiyor. Deneyeceğim mi?
Yok ya. Valla deneme seni yürütemeyiz buradan zaten. Ben sigara bile içemiyorum ki. Thank you. Eyşan bunu denemişti ama bayılmıştın değil mi? İki kere bayıldım, sonra hep alıştım, hep içmeye başladım. Bağımlılık yapıyorum. Sen ne kadar çok içtin. Ben çok içtim. Valla burada. Burada içtim, köylerde içtim, safada içtim. Ay Eyşan ya. Fena. Burada da güzel şeyler bak. Sütleyenler. Ne kadar? $1, $2. Bunlar baba kıyafetleri. Ne kadar kaliteli. Türkiye'ye dokunsana. Türkiye'ye dönerken alırsın. Dokunsana ne kadar kaliteli. Yen falan yazıyor, bu Japon markası mı? Güzel. 150 diyor bir de. $6. Aa bak etekler de çok güzel. Çok güzel, çok. Bak Türkiye, bir gün ticaretini yapacağım bunu. Ya buradan Türkiye'ye çok gidiyordur zaten. Yapanlar var bu arada. Ya yapan da var, zaten giden de var. Baksana şu montlara, yağmurluklara. 150 North Face'in. $6 sadece. Şu monta bak, yine North Face'in 350. Ne kadar? $15. Bu arada şu siyahla beyaz çok güzel değil mi? Çok iyi evet. Valla beyaz çok, çok tarz ya. Buradan alacaksın işte $150. Ben şu renge bayıldım mesela. Pembe, turuncu. Oo, içeri var ya. İçeri fena. Şapkalardan tutun. Tişörtler. $4. Montlara bak. Çantalar da aynı şekilde North Face'in. Montlar güzel. Spor ayakkabı da var. Ne kadar güzel gözüküyor. Kolombiya diyor. Bunlar orijinal değil mi? Bilmiyorum. Orijinal gibi gözüküyor. Kolombiya'nınki orijinal gibi. Bakayım. Orijinal orijinal. Belli ya. Ne kadar? How much? Teyze. Hello. How much? Yeah, here. Çok güzel. Colombia, not here. Hı hı. 1,050,000. Here, 1,350,000. Burada yazıyor. North Face'in orijinal mi? Colombia'nın. Ne kadar yapıyor yani? TL her gün değiştiği için, değer kaybettiği için biz direkt dolar olarak söyleyelim. Bakacağım. Video güncel olsun. North Face, erkek ayakkabı. Türkiye'de ne kadar? Bak bakayım. Ben Kolombiya olanla bağladım ya. Vietnam çıkıyor. Sen artık Türkiye'de Türkiye çıkmıyor. Sen artık Vietnamlı olduğu için sana Vietnamlı çıkıyor. Türkiye'de çok daha pahalıdır. Çünkü bize bir de gümrükten girince çok fazla vergi alıyorlar. Bir de üstüne vergi parası veriyoruz. Burası ne böyle? Burası da şahane. Bak Vietnamlı ablalar böyle giyiyor. Böyle çok serin, çok ferah, çok güzel valla. Değil mi? Rengarenk giyiniyorlar böyle. Böyle takım giyiniyorlar. Valla kendime bir tane şapka bulamadım ha. En son bunlardan alacağım. Şunlardan istiyorum ama şunlar çevresi çok sert. Bir de çok büyük. Şapka buldum ama şansıma küçük. Ya bu büyük olsa var ya. Alt ipli olana gel, çocuk şapkası. Çok nadir var büyük için. Bu ipli büyük değil mi? Bunun tarzı güzel değil ama. Kafam o kadar şey değil ki. Bu güzel. Şu güzel ama. Güzel. Bak bu güzel. İpli mi? İpsiz. Keşke ipli olsa. Tak. Nasıl? Tak be. Güzel. Kötü değil. Ayna var mı? Ama biraz şeyleri büyük ama güneşten korur yani, öyle söyleyeyim. Güneşten korusun da şuraya bakayım. Kenarına şöyle de yapabilirsin. Gel bak aynaya. Ayna var mı? Nerede ayna? Step down. Step down. Down here. Bu ne ya? Yeşilçam'dakiler gibi oldum. Büyük mü? Aynen öyle yaparsan güzel. Birazdan koşmaya bak. Bak bir. Böyle. Güzel mi? Ben karayım, bu açtı mı rengini? Ya şapka nasıl açsın rengini ya? Hamama gitme. Ne var? Büyük büyük. Bayağı büyük. Güzel mi yani? Yok. Alayım mı yani? Çok büyük. Çok almayayım mı? Çok büyük. Nasıl? Normal bir şey al ya. Çok sağ ol. Kötü şapka değil ama çok büyük. Sadece güneşten iyi korunur. O zaman bu var. Normal. O da çok küçük, senin kafan olmaz ki. Olmaz mı? Bir tak. Yaralandım, yaralandım. Ya şapka cennetindeyiz, bir tane bana öyle şapka var. Hepsi çok iyi. Aha buldum taynazı. Şunu denesene. Dene ama bu da çok küçük gibi. Nerede işte bunun yeşili? Düşürdün. Ha tamam, bunlar güzel oluyor, bakayım.
Bunlar daha iyi ya. Güzel mi? Tabii bunlar daha iyi. Bu böyle ipi falan olsa böyle motosiklette uçmasa falan. Şurası sert istemiyorum ben, böyle yumuşak olsaydı. Bu daha güzel ama o büyüğünden emin ol ki. Yakıştı ama. Daha iyi. How much? 85. Normal. 85 mi? Normal. Çok iyi. Güzel değil mi? Onu al başka alma. Dönüşte mi aldın? Şimdi al. Şimdi mi aldın? Ne zaman döneceğini nereden biliyorsun? Valla. Böyle diyor. Böyle diyor. İki gün sonra diyor ki. Ya ben diyor şapkayı almadım ya. Ne gidelim ya öyle. Ulan öldüreceğim bunu. Al şimdi. Al al güzel. Yeşil alma ama bu renk güzel. Bu renk daha çok yakışıyor. Teyze 70'e ver ya. Yaralandı. Sürekli boğazım. Yakışıyor değil mi? Yakışıyor mu? Yakışıyorsa yakışıyor. Videoyu beğenip kanala abone olun. Okey. Vallahi 3-4 gündür arıyorum, ben sanmıyorum bulacağımı. Alıyorum. Güzel güzel. Güzel. 5 kuruşta indirim yaptı abla sağ olsun. 80'e. Yaklaşık 3 dolardan... 3 dolar diyelim, evet 3 dolar. Vietnamlı teyzeler, gerçek Vietnamlı ablalar bu şapkaları takar. Ve bunları. Sadece kıyafet yok, terlik de var, ayakkabı da var. Her şey var böyle. Şimdi uçağa, otobüse binerken bunlar güzel olur ya. Biraz kalınlar ama. How much? Napika. Napika. Bilmiyorum ki ne kadar. Bu daha ucuz herhalde. Vallahi çok ucuzdu, 2 dolara attık. Aldım boynuma koydum şimdi uçakta, otobüste, bazen de hostellerde yastıklar çok kötü oluyor. Koyuyorum boynuna, uyuyorum. Vallahi yumuşak. Çoraplara bak, ne güzel. Rengarenk. Çok güzel, çok tatlı. Şimdi bu çantayı aldım güzel de bölümleri yok kart için, para için. Şöyle düz bir cüzdan olsun ya, çok büyük olmasın. Çok küçük. 245 mi? Yer kaplamaz. Şöyle. Güzel. Bence iyi bu. Hem de çok tatlı. How much? Valla. 120. Çok ya, bir çanta parası. Niye böyle? Bilmem. 150, bu daha pahalı. Maşallah. Kas. Ben kendimi cüzdan yaparım. Bu tamamen buraya özgü yani, buralara, motorlu ülkelere. Hem kadın giyiyor. Geçen bir erkeğin üzerinde de gördüm, çok tuhaftı. Güzel ama. Bunlar şapka takıyorlar. Bu ne Eşya? Ben de ilk defa görüyorum burada. Şeftali gibi mi? Ne kokuyor? Şey, bu meyveli yoğurt var ya, aynı onun gibi kokuyor. Güzel değil. Eyşan kokusunu anladı, güzel oldu. Ama emin yoğurdu sevmiyorum. Ben de. Burada şey var, çerez var. Kocuğu kilosu 200'müş. 200'de ne yapar? 8 dolar yapıyor. Şu bizim Antep fıstığına benziyor. Evet, acaba tadı nasıl? Kapalı ama. Açık olan burada ama açık değil yani. Tam olarak açık değil. Hepsini kapatmışlar. Açmak istemiyorum. Aktar. Aktar mı beni? Hello. Hi. Kuru meyveler de var. Mango. Evet. Kuru meyveler. Şöyle ne kadar acaba? Pisteş. Tadına bakabilirsin. Söyle. Tadına bakabilirsin. Önce ne kadar bakalım? Her kilo. Bu yarım kiloymuş. Her kilo. Vietnam dong. 140 mu? 145. 6 dolar. Her kilo. Güzel. Mango. Can I try? Bir tadına bakalım. Her kilo. Güzel. İnşallah. Güzel benziyor. Bak bu kajuları böyle yapmışlar. Yüksek ihtimal mutsuzdur değil mi? Hatırlamıyorum ama farklıydı tadı. Evet. Bir tane boş çıktı kanka. Ver bir tane deneyeyim ben de. Ben sana. Çok hafif tuz var. Mango. Normal.
Kaşu. Yedikçe tadı geliyor. İlk baş gelmiyor ama sonra güzel bir tat biraz geliyor. Biraz tuz koyarım. Yok, güzel bayağı. Güzel. İlk baş tat gelmiyor, sonradan anlıyorsun. Ben şöyle alacağım, böyle paket almayayım. Kaç kilo? Aha, kaç kilo. Alalım. Param sadece buna yeter. Güzel mi? Ama kaşuyu da deneyim ya bir tane. Abla ona dolursun, diğerini de deneyelim. Kızım bana bir kısımda hediye etti. Burada da gül var. Ne? Kızım hediye etti. Çay mı? Ha, çok mi beğendim. Hediye etti. Acaba ne kadar sorayım? Ucuzdur ama 15 lira. Çay mı kahve mi? Çay. Yeşil çay mı? Yok, başka bir çay. Çok güzel kokulu bir çay. Siyah mı? Yok, sarı. Sarı çay. Soğuk çay. Valla. Çok güzel. Sincap değil mi? Ben bileklik verdim ama ona çay verdi. Güzel. Ben Eysan... kadına bileklik verdim, kadın bana muz veriyor. Eysan ben... ayla bilek dağıtıyor. Daha bitmedi değil mi Eysan? Bir çala bir tane. Aha. Buna bakabilir miyim? Can I try? Kaşuva. Kaşuva. Aha. Güzel anlamışsın. Güzel güzel. O teyze çok verdi. Kocaman ha. Kocaman bunlar. İçindeki şeyi atmıyor mu? Atıyoruz mu? Atıyoruz herhalde. Çok tuzlu. Ama gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Böyle bir tat yok. Güzel değil mi? Ama kabuğunu soyman lazım. Bildiğim kajunun kajusu yani. Kajuların anası. Gerçek kaju. Gerçekten çok iyi bu araba. How much? Half kilo. Vietnam'da. Bu daha ucuz. Çok tatlı. Hayır, çok sevim. Half kilo. 200 gram. 100 gram alayım ya. İyi güzel, ben de alacağım. 100 gram. Okay. No. Olmuyor mu? Half kilo olur. Bence 500. 100 mü yapıyor peki? Oh, okay. Olmalar. Ama half kilo. Half kilo? Half kilo. 100. 100. Okay. 100 istedin mi? Yok ya. No. She don't want. Valla param kalmadı. Bir gözlük falan da alayım bakayım kalırsa alırım. Teyze buna bak dedi. Mangonun şekerini böyle plastiğini bir şey yapmış da ortasında bir şey var. Belki mango dolgusu olabilir. Jelibonu. Jelibon yapmışlar. Güzel mi? Normal meyveden daha güzel. Valla. Güzel. Valla çok güzel. Valla? Valla. Eyşan'ı böyle şeyler çekiyor ya. Vallahi baksana. Kocaman ha, etli butlu. Neyle beslediniz bunu? Göl kurbağası. Bataklı bataklı kurbağası. Bunu yerler şimdi kocaman. Gel gel balıklara bak. Oo. Yılan balığı. Ben sevdim. Hadi ye. Aynı yılan ya. Ben dokunamıyorum ama şu an dokunmayacağım. Bunu nasıl yiyorlar? Sen yedin mi hiç? Yemedim. Yemedin hiç? Kurbağa yedim sadece. Balığa bak, kanlı kanlı. Kurbağa mı yedin? Evet. Kurbağa bacağı. Yemedin mi sen? Kurbağa bacağı? Vay, kapalı pazarın içi bak. Çok güzel terlikler var. Benimkileri değiştirmek istiyorum da. Bir şey mi alacaksın? Yok, bakacağım. Seninkiler de güzel ha. Yok yok, benim istediğim bir şey var. Eğer bulursam alırım. Vallahi ben de arıyorum ama. Şimdi moda böyle terlikler. Önü kapalı. Bir yanda bir dünya çanta var. Bir yanda ayakkabı. Bunun üst katı da var bak. Üst kat giyimci, burada deodorantlar var. Makyaj. İnanılmaz bir yer. Yemin ederim kıyafetin her şeyin cenneti burası. Hem ucuz hem çok çeşit var. Keşke Türkiye bu kadar uzak olmasaydı Vietnam. Valla bizimkiler hep saldırdı. Oo, şapka cennetine geldik. Ne güzel şapkalar var. Kendime göre şapka bulsam üzülürüm ben burada. Yok ya. Benim aldığım güzel, bunlar çok süslü. Yani çoraplar bedava burada, çok 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 ucuz. Onlar böyle. Aha gözlükçü. Kanka şuradan alak direkt. Şu güzel değil mi? Ne? Nasıl? Çok büyük. Küçücük tarafım var. Üretim küçük mü? Büyük mü?
Değil. Bakayım. O da büyük bir gözlük ama en kötü değil, güzel. Yani zaten büyük gözlük takan da çok var da o diğeri çok kötü. Ben seviyorum büyük gözlük. Güzel, kötü değil. Biraz daha koyayım. Güzel. Gözüm gözüküyor mu hiç? Gözüküyor. Gözüküyor. Diğerinde de gözüküyor. Aynası çok. Teyze diyorum sürekli. Abla aynası çok iyi. Güzel ha. Güzel güzel. Al. 150. İyi bedava. What? 100. Okay. No 100. 120. Önem de. Gözüm gözüküyor ama yani. Diğerinde de gözüküyor gözün. Güzel değil. Biraz daha kahve var mı? Şu daha güzel ha. Hangisi? Başka sen? Madam madam he. Var mı başka? Gel gel. Abla indir. Ha? Arada 100. Okay. Böyle gidiyor gibi yapınca hemen indirim yapıyorlar. Ayşe. Eyşan sana güveniyor. Bana o kadar güvenme. Ben beğendim. Biraz açık ama olsun. Okay. Diğer gözün de aynı. Gözlerin gözüküyor ki senin. Sanki buna daha çok gözüküyor. Ya tak Allah aşkına kim gözüne bakıyor? Herkes başka yerlere bakıyor ya. Kim gözüne bakıyor? Herkes başka yere mi bakıyor? Evet. Gözüne kim bakıyor senin? Bir şey diyeceğim, ben para kaldım ki. Aa. Bende var. Var mı? 50, 60, 70, 80 kaldı. 20 vereyim. Ben sana hemen bozdurum vereyim. Sıkıntı yok 20. Benim şimdi sadece 30 dolarım kaldı. O 30 doların da gideceğim bozduracağım 6.la. Burada 6.la bozduruyorlar. Onu da bugün yerim zaten, yarın yolcudur Abbas. Bağlasam durmaz. Başka ülkeye başka macera. Hemen 6. buldum böyle 20 doları 480.000'e bozdurdum. Burada 1 dolar 25.000 dong. Buranın parası dong. Daha önce söylemiştim. Şimdi alacağım şeyleri ona göre hesaplayın işte 25.000, 50.000. 50.000 2 dolar, 75.000 3 dolar, 100.000 4 dolar. Bakın bu kesinlikle yağmur geçirmez. Ve sadece 4 dolar. Şöyle şortlar da var. Sadece kadın takipçilerimize göre kıyafet göstermeyelim. Erkekler için de gösterelim. 120K, 80K. 5 dolar, 3 dolar. Birçok sporcu şortu da var. Bunlar 4 dolardı. İnsanların hepsinin elinde en az bir tane poşet var. Benim bir tane poşet var ama içinde belki 6-7 tane var. Ben bütün paramı bırakıp buradan kaçıyorum. Bu dükkana bir şey söylemek için tekrar geliyorum. Dedim ya bunlar yani gerçekten marka ve neden buradalar yani? Neden bu kadar ucuzlar? Şunlar 2 dolar. Çünkü bunların bazen bedeni de kalmıyor. Ya en küçük bedeni oluyor ya da çok büyük bedeni oluyor. Bak mesela bu small. Çok küçük beden. Bak X small hatta. Bunun bedeni olmayınca ne yapıyorlar? Böyle dükkanlar alıyor. Satışa sunuyor. Şunlar mesela çok büyük. Bak bu X taş mesela. Bedeni kalmadığı için böyle ucuz fiyata satılıyor. Ya da tek rengi kalıyor. Tek bedeni kalıyor. O şekilde satıyorlar. Bak bunlar şampuan. Çok güzeller. Bunları alacağım. Deodorantlar da aşırı ucuz. Bak bu sadece 3 dolar. This how much? 15. 15? Yep. Okay. Ben buradan ekmek alacağım. Akşam tantuni yapacağım yine. How much? 30. Bir tanesi mi? Amca ne yaptın ya? One. Çok. Çok abi çok. Outlet ürünlerinin olduğu yere geldik ve çantaları sorayım dedim. Düşmesen olmaz. How much? 400. 400. 400 ne yapar? 16 dolar. How much? How much? Ya. Ha. Mami. Bunlar çok güzel. Bak küçük bir lekesi var ama. This how much? 1 milyon. 1 milyon. 1 milyon. Bu da 40 dolar yapar. Türkiye'de 40 dolara böyle bir şey alamazsınız. Bunlar hepsi gerçek. Original. Original. Size biraz yemek fiyatlarından da bahsedeyim bak. Genelde burada deniz ürünü var. Aşağısıyla aynı yani her yerde. Şöyle bizim sarmaya benzer. 3 dolar. En pahalısı 8 dolar.
Kahveci gördüm. Vietnam kahveleriyle ünlü. Biraz bunları çekin. Bunlar bak hepsi farklı bir tür. Arabika var. Ana. Kahveyi bununla övüyorlar ha. Ben kahve sevmem. O yüzden oturup içmeyeceğim abi. Burada çay var ama. Çaya bayılırım. Ama green tea diyor. Siyah ama green. Değişik. Şöyle bir kahve de var göstermek istiyorum. Bu fare galiba. Bu işte elindeki şeyleri yiyor. Ondan sonra onun dışkısıyla da kahve yapıyorlar. Şu an kahveler bitmiş. Böyle şirin tatlı bir dükkan merkezde. Thank you. Burada çok güzel ayakkabılar var Nike'ın. Biz orijinal? Büyük ama Nike'ın. Orijinal değil, güzel diyor galiba. How much? $850, 850. Fiyatlar farklı. Çok güzel. Bunlar ne marka? Tiger. Evet, kışın biraz soğuk oluyor ama şu an şunun havası değil. This how much? $650. Çok ucuz ya. Kaç yapıyor? 26 dolar. Ben şunlardan almak istiyorum ama biraz pahalı şu an maaşım yapmadığı için. For men? For boys. For boy. Unisex. Water. No. Geçirmez. How much? $450. 450. Sırt çantamı değiştirmek istiyorum ama böyle bel desteği olursa güzel olur. Ama burada bel desteği yok. Şunu soralım. This how much? $650. 650. Ay, sarıya bayılırım, sarı renge. Param olursa buralardan Asya'dan gitmeden bir daha gelirim. Böyle güzel bir kışlık alışveriş yaparım. This? This one $850. $850. Everything original ha? I don't know. No. Orijinal olup olmadığını bilmiyorum ama yüksek ihtimal orijinal. Çünkü çok kaliteli gözüküyor. Nike'ın çorapları da var. This how much? This how much? This one 100. 100. 4 dolar. Ama orijinal ha. Kankalar. Fiyatlar böyle. Yani size aktarabildiğim kadar aktarmaya çalıştım. Bir ara Adidas'ın mağazasına da gitmiştik. Orada spor ayakkabıları yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, 30 ile 40 dolar arası bir şeydi bir tane ayakkabı. Yani şu an Türkiye'de eminim ki çok daha pahalı. Bu fiyata zor alırsın. Yani burada ucuz olmasının nedeni burada üretiliyor. İhraç fazlası oluyor dediğim gibi. Ya da bedeni olmuyor. Ya da ufak bir deposu oluyor. Yırtığı oluyor, lekesi oluyor. O şekilde burada ucuza alabiliyorsunuz. Benim sürekli dikkatimi çekiyor. Yani Hanoi'nin her tarafı ama her tarafı kıyafet. Ama bir ara buraya ihtiyaçlarımı gidermek için geldiğimde hem almış olurum hem üzerimde görmüş olursunuz. Hem de fiyatlara o zaman yine bakarız beraber. Teyzeler çok tatlı. Bazıları çok tatlı, bazıları insan sinir edebiliyor. Ama olsun. Vietnam benim için güzel geçti. Vietnam'a 25 dolar karşılığında 3 ay boyunca vize alabiliyorsunuz. Vietnam 3 ayda gezilebilir. Yani o kadar güzel yerleri var ki benim çok vaktim yok maalesef. Yarın gidiyorum başka bir ülkeye. Çok güzel geçti. Çok dolu dolu gezdim ben burada. Aşırı dolu gezdim. Yani hiçbir ülkeye bu kadar çok gezmedim. Vietnam harikaydı. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. E-vize alıp geliyorsunuz, kapıda değil. Bizim Türkiye sitesinden Vietnam vizesi yazın. Oradan çıkan sayfayı eksiksiz bir şekilde doldurun. Bazılarına çok geç veriyor. Bana 2 günde verdi, bazılarına 3 haftada veriyor. Ama mutlaka verir. Şu gördüğünüz cadde de akşam kuruluyor. Şu anda buraya yemek kurulacak. Buraya da bir şeyler kuruyorlar. Çağıracağım birazdan abi, çağıracağım. Gözlüğümü aslında buradan alacaktım. Burası daha renkli. Aa, şu renkin aynısı. Hello. Keşke oradan almasaydım ya. How much? $150. Aynı fiyat ya. Orada yüz almıştım. Şuraya baksana. Çok güzel. Şu an çok pişman oldum orada aldığıma. Ama burası da geç açılıyor. Gerçi bekleyebilirdim. Neyse, sağlık olsun. Bu şapkayı görünce
Bu alttakini aldığıma pişman oldum ya. Niye siz geç kuruluyorsunuz ki? Keşke bekleseydim seni. Çok güzelsin. Bir de küçük, öyle büyük değil. Şöyle güzel bir şekilde takayım. Şu kısmını çok seviyorum ya. Motosikletteyken bağlıyorsun, uçmuyor. Harika. Yeni şapkamı da aldım. Gözlüğümü de aldım. Aa, şapkamı kafamda değil mi? Görüyorsunuz. Vallahi çok güzel. Gözlüğümü gözüme takmadım. Ben hep çağırıyorum, evime gidiyorum. Abi diyor ki gel bunu iç. Nasıl içiyorsunuz ya? Bak yakıyor, ne güzel. Benim kafası güzel oluyor bunun. Ben içersem ölürüm. Ben videoyu kapatayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Vietnam macerası burada son buluyor. Diğer ülkede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz abone olursanız bu gezimde bana çok destek olmuş olursunuz. Yeni ülkeye sıfır parayla gideceğim. Paramın yetmesi de var. Olsun ama. Grab de geldi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Geldi benim iki gözüm. Vietnam tekstil ülkesi. Yani ben hani alıyorum, pazarlık yapıyorum, işte siz de gelin pazarlık yapın falan diyorum ya. Aslında yani çok 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 ucuz alıyorlar zaten. Onun belki o fiyatın 1/4, belki 1/5 fiyatını alıyorlar. O yüzden içim rahat. Zaten çok turist geldiği için çok yüksek fiyat söylüyorlar.